Merhaba, nasılsınız? Size soracağız. Bir göz falan yok. Şimdi size soracağız. Tamam mıyız? Gir al. Gir al. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Aslında sloganı size de sorayım. Bambaşka bir kahvede yemine hazır mısınız diye. Ben hazırım, siz hazır mısınız? Her zaman hazırız. Kahveyle aranız nasıl? Çok iyi. Fazla tüketiyorum, çok fazla tüketiyorum. İlk kahvenizi günün hangi saatinde içersiniz? Direkt uyandığımda. İlk uyandığımda kahve içiyorum. Kahve içmeden güne başlamam demek oluyor bu. Öyle oluyor, evet. Kahve içip uyanıp öyle güne devam ediyorum. İçemediğiniz zaman sizi etkiliyor mu? Yok yani, içtiğimde, sevdiğimde, canım istediğimde içiyorum. İçemediğimde mutsuz oluyorum ya da öyle bir şeyim yok. Tamam, içeride. Şu gözü bir sorabilir miyim gerçekten? Ya göz değil oldu Allah aşkına, ne gözü? Bilmiyorum. Ne? Nasıl? kalp gözü olduğunu bir şey var yani. Göz gibi geldi bana da. Hani belki kön gözlerden, nazardan korunmak için de olabilir. Öyle mi? İhtiyacın var mı? Bence var. Bence fazlasıyla var yani. Var değil. Bilmiyorum, fazlasıyla. Hep böyle tatillerde geliyoruz. Hep gezmelerde geliyoruz. Neler yapıyorsunuz? Ben en son tatile ne zaman gittim arkadaşlar? Ben... Birkaç hafta önce. Birkaç hafta önce mi gittin? Mısır. Ben de unutmuşum. Bayağı oldu yani, birkaç hafta öncesi. Bir ay, ama... bir buçuk ay olmuştu herhalde. Bayağı da çalışmıyorum zaten, biliyorsunuz. Evet. Uzun bir ara oldu, ekrana ara verdim. Şundan dolayı sordum ben bunu. Geliyor, evet hadi. Tam böyle sizi gördüğümüzde hayırlı olsun, yeni projeniz başlıyorsunuz diyeceğimiz noktada proje olmuyor. Yani bunun sebebi o kadar sık eriyip dokunmak, çok seçici olmak da neden bu proje? İşte ince eriyip sık dokuyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Heyecanlanmak aslında yani. Kalbin atması, heyecanlanmak, bu kadar. Okuyoruz, bir sürü proje okuduk, hala okumaya devam ediyoruz. Güzel bir projeyle dönmek için ben de ekrana inanılmaz heyecanlıyım. Birçok projede yer aldım. Bir sürü de proje okuduk, ismini söylediniz. Ne gibi projeler sizi heyecanlandırır? O biraz hikayeye bağlı ya. Hikayede o an kendimi görüyorsam, o karakterde kendimi görüyorsam, o dünyada kendimi görüyorsam, o dünyanın içerisinde olmak istiyorum, bu kadar aslında. Peki partner seçer misiniz? Partner de önemli. Onlar hiç benim görevim, benim için değil. Kim olursa oynarım değil mi? Yapımcının görevi. Benimle ilgili bir konu değil. Yani beni heyecanlandırsın, partner hikaye kim olur, karakter olsun, ne olursa karakter olsun. Karakter aynen heyecanlandırsın, o kadar. Peki yaz geliyor. Evet. Tatil. Geldi, inşallah geldi. Beni bir tatile gönderesiniz var herhalde. Hani öyle bir şey mi var? Niye bu tatil? Klasik sorular şahsen, değilim, yaz yaklaşıyor ya. Güzel böyle doğada fotoğraflarınızı görüyorum, evet. Paylaşımlarınızı görüyorum. Hep böyle tatil çağrışımı yapıyor bende. Doğa insanıyım, doğayı seviyorum. Ondandır muhtemelen. Ne tür tatili seversiniz? Yani kendi başınıza, kalabalık ortam, yurt içi, yurt dışı. Ya değişiyor, o an hani nasıl istiyorsa canım. Sahilde, yurt içinde. Yalnız kalmak istiyorsam tek başıma. Arkadaşlarım olmak istiyorsam arkadaşlarımla. Bu yaz spesifik bir şey yok bu yani. Bu yaz nereye gitmek istiyorsunuz? Mesela var mı planınız? Hiç planım yok. Gerçekten. Yani şuraya gitmek istiyorum derim. Gitmem, başka bir yere giderim. O yüzden hiç yalancı çıkmayayım yani. Hiç uzun süredir proje yer almadınız. Bu süreyi nasıl değerlendirdiniz? Kendinize nasıl yatırımlar yaptınız? Dansa başladım, okuyorum, oyuncu koçumla çalışıyorum, kişisel gelişim üzerine çalışıyorum. Böyle böyle. Ne? Ya bir film vardı tabii şu arada. Evet evet, geçen yaz çektik, Senin Andır. O da tarih söyleyebiliyor muyuz? Yakın bir zamanda inşallah seyirciyle buluşacak diyelim. Televizyon, dijital yani böyle çok çiçe girdi. Seçenekler çoğaldı. Sizin için seçenek hangi tarafa doğru sizi iter? Valla az önce söylediğim aynısını söyleyeceğim şu an. Kalbim hangi işe atarsa, dijital olsun, televizyon olsun hiç fark etmez, orada olmak istiyorum. Genelde oyuncular dijital böyle daha konforlu, daha rahat. Evet, çalışma daha saatlerinden dolayı başı sonu belli, süreleri belli o yüzden, ama ben televizyonda olmayı da çok seviyorum. İkisinin dinamiği çok farklı yani, geri dönüşleri de, biri daha çekiyorsunuz, bekliyorsunuz, uzun süre sonra geri dönüşü geliyor. Televizyonda anında seyirciden tepki alabiliyorsunuz gibi
bir sürü böyle faktörler var. Evet. Bir de oyuncuların böyle özellikle kadın oyuncuların ücret bile falan da konuşuluyor çok. Sizin bakış açınız dedi. Teşekkür ederim. O konulara girmeyelim. Hani son olarak bir soru daha sorayım. Bırakacağım seni. Bitmiyor. Bitiyor. Aşk hayatınızda da mesela birçok yazılıyorsunuz. Umut Bey'le yazılıyorsunuz falan. Yan yana hiç fotoğrafınız görünmedi. Umut Bey başkalarıyla fotoğraf görüldü, çekildi falan. Bunun aslı nedir? Hayatınızda birisi var mıdır? Umut Bey'le beraber misiniz? Hayır. Bunu zaten birçok kere cevapladım artık. Burada da son kez. Kapatıyoruz burada. Son kez burada söyleyeyim. Hayatımda kimse yok. Flörtüm de yok. Olduğunda söz göreceksiniz. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir cevap. Görüşürüz.